Seda Nur'un hatırlatması ekrana geldi. Kendisini terk eden annesini arıyor. Birçok insanın aslında anlayamayacağı bir şey bu. Seni terk ettiğini bildiğin kişiyi niye görmek istersin? Ve bu kişi annense. Abla neden bıraktığını hani ne bileyim kötü bir şey yaşamış da olsa, başına kötü bir iş gelmiş olsa da bir evlat. Yani bir evlat sonuçta terk ediliyor. Niye? Yani bu kadar vicdansızlık niye var? Hem de o terk eden kişiyi yine de arama cesaretini göstermek, ona ulaşmak istemek, onun şefkatine ve ilgisine ihtiyaç duymak önemli bir konu aslında. Evet. Abla çünkü hani sevgi. Hiç bu zamana kadar anne baba sevgisi aramadım. Onları hep dışarıda aradım. Başka birilerin omzunda ağlayarak, başka birilerin yalancı sevgisiyle hissettiğim için. En azından dedim ki sevsin veya sevmesin. Ben zaten bu yaşıma kadar sevgisiz büyüdüm. Az da çok da hani öğrenmek istedim ya neden? İnsanların, insanlarla olan ilişkin onların seni tanıdığı zamana kadar mı sürüyor? Genelde tanıdıktan sonra, seni tanıdıktan sonra ayrılıyor musun onlardan? Aynen öyle. Ya abla nasıl diyeyim, ne bileyim ya hiç karşılaşmayacağım şeylerle yaşamayacağım. Bir insan düşünür ya bunları yaşayacağım diye. Hı. Ben her şeyi yaşadım. Her şeyi yaşadım. Seda Nur, benden istedin ki bana annemi bul. Evet. Anneni buldum. Annenle iletişim de kurduk. Annen babandan ayrılıyor. Yani babanın yanında biri için kaçıyor. O kişiyle evli kalıyor. O kişinin yanında bir çocuk dünyaya getiriyor. O çocuğu da bırakıyor. Şimdiki eşine kaçıyor. Şu an bu evliliğinde çocuk var mı yok mu bunu bilmiyorum. Dün senin çağrınla ve senin aramanla ekip arkadaşlarıma ve Esrar Oğlu ihbar hattına gelen mesajlardan sonra annene ulaştık. Annen seninle görüşmek istemiyor. Özellikle de şu anda evli olduğu kişi seninle görüşmesini istemiyor. Yani bir kardeşim var. Onu da bırakıyor. Abla ne diyeceğimi bilmiyorum. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Nasıl bir vicdanın var senin be kadın? Ben çıkmışım buraya onca şey yaşamışım. Yüzsüz gibi çıkmışım buraya. Seni bulmaya gelmişim. Bilmiyorum ama. Senin canını acıtan, seni üzen, sana bakmakla yükümlü olan kişi, bu senin annen. Çünkü bizde annelik çok kutsaldır ya. Yani anneyle ilgili konuları konuşurken bile böyle hep cümlelerimize, kelimelerimize dikkat ederiz. Anne her zaman haklıdır. Ne yaparsa yapsın haklıdır. Fakat ortada tek bir haklılık var ki senin yaşadıkların. Abla millet diyor ki oraya çıktı, para için çıktı, şey için çıktı. Benim derdim para olsa o gece hayatını bırakmam ki. Benim kazandığım para zaten... Şefkati görmekti. Benim derdim para falan değil. Bunu kimse anlamıyor. Ben bunları hak etmedim ya. Ben istedim ki düzenli bir hayatım olsun, sıcak bir yuvam olsun. Biraz görmediysen biraz sevgi göreyim istedim. Belki içinde sana karşı bir sevgi kırıntısı vardır. Ya da gitmesinin öyle nedenleri ve açıklamaları abla, olur ki sen bunlara ikna olmaya aslında çok hazırsın. Abla bana bak gerçekten ben onların yüzüstü, ben bunlarla karşılaşacağım bile geldim zaten. Dedim ki niye bıraktı acaba? Ne yaşadı da bıraktı? Beni tamam bıraktı, abimi de bıraktı, bak kendi de söylüyor bıraktım diye. Niye bıraktın? Kardeşim olmuş ona niye bıraktın? Hiç mi vicdanın yok ya? Enkazını görsün dedin dün. Dedim abla. Bıraktığı, geride bıraktığı çocuğun halini görsün. Bıraktığında ne yaşadığımızı. Bir insan düşünmesi lazım ya. Diyebilir ki benim çocuğum vardı. Acaba ne durumda? Öldü mü kaldı mı? Bileyim.
Ki sizin yeriniz yurdunuz da belli. Belli. Seni mahkeme kararı da olduğu için, babanla boşandığı için gelip göreceği günler de belli. O günlerde de gelebilirdi. Bunları yapmamasının kendi vicdanı ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Abla ben. Benim kimliğimde bile hala onun ismi yazıyor. Benim annem olarak o gözüküyor. Sen hala doğduğun yerde mi yaşıyorsun? Evet, Ankara'da. Aynı evde mi yaşıyorsun? Hayır, orada değilim. Başka bir yerdesin. Ama evet, isterse seni aramak için her yolu denerdi. Her yolu abla, nüfusa hiç her yere gidebilirdi ya. Niye bizi bu kadar istemiyor? Biz ona ne yaptık? O bize onca şey yapmasına rağmen biz ona ne yaptık ya? Ben hala yüzsüz gibi gelip onu burada aradım. Bize onca şey yapmasına rağmen çıktım buraya sesimi duyurmak için. Söylemek istediklerin var mı? Bence şu anda seni ekranda izliyor. Bilmiyorum, yanındaki adam mı istemiyor, sen mi istemiyorsun ama... Ya bir evlat. Yani biz sokağa atılan çöp değiliz. Bizi bir bağıyız senin, kan bağımız var. O beni bıraktın, abimi bıraktın, o çocuğu niye bıraktın? Ne yani? Sen bir annelik doğurup sokağa atmak mı? Annelik, annesin ya. Hani sağda solda anneyim, şöyleyim, böyleyim. Annelik sokağa atmak mı oluyor? Benim yarın bir gün çocuğum olsun. Gerçekten bir çocuğum olsun, ben onun yaptığını yapmam. Her ne olursa şartlarım yok, zorluk mu yaşayayım? Ben çocuğuma sahip çıkarım. Niye onu yapmadı? Kadın sığınmalar var, bize bakamadı mı, alıp oraya gitseydi. Ki ben kaç defa kalmış bir insanım abla, az çok biliyorum. Yani devletin bize sağladığı imkanlar var. Niye bu yani? Niye biz sokağa atılmak zorundayız? Niye benim gibi bir sürü sedalar var? Çok enteresan, şimdi ekranda bir an Aysel'i de gördüm. Sen seni terk edip giden, seninle ilgilenmeyen, sana sevgisini vermeyen, bakım vermeyen, yanında olmayan, saçını okşamayan, hayatını, kendini, duygularını, düşüncelerini hiç anlatamadın, hiç tanımadığın bir kadını arıyorsun aslında. 8 yaşına kadar tanıdığın kadını arıyorsun. Diğer tarafta Aysel kaç yaşındaydın? 42 mi? Evet. 42 yaşındasın. Şu yaşına kadar da annen çocuk gibi tepende değil mi? Sanki sen dünkü çocukmuşsun gibi. Evet. Çok enteresan bir tezat yok mu? Var abla. Ki bak Aysel'a... Bak, yani çok garip değil mi yaşadığınız? Sen annene hala ben 42 yaşındayım, bir bırak beni, çocuk muyum diyorsun. O da diyor ki ya gel benim yanımda ol. Öyle mi olmak isterdin? Öyle olmak istemezdim. Ya da anneni bir nebze anlıyor musun? Senin için kaygılandığı için, telaşlandığı için, bundan dolayı sana tepki gösterdiği için bir nebze anlayabiliyor musun onu? Hı? İnsan elindekinin kıymetini bilmiyor. Hayatındakinin, ona sonsuz sevgi verenin kıymetini bilmiyor. Biz hep en acımasız, en yakınımızdaki insanlara davranıyoruz. Halbuki uzak olduğunda onun ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliriz. Seda Nur da senin gibi bir annesi olsun diye eminim kendini paralardı. Ya da böyle sihirli bir çubuk olsaydı da pıt Aysel'le hayatımız değişseydi de annem gelip beni buralarda arasaydı der belki. Abla arkada annesi biraz da olsa şefkat gösteriyor, hoşuma gidiyor. Diyor ki kızım şöyle, daha yeni çıkarken diyor ki bulundu. Bak annesi bile anneli, o bile küçük bir sevgi bile bana o kadar büyük geliyor ki. Dışarıda ya, dışarıda bir adam başımı okşadığında ne kadar hani şefkat gösterdin o bile. Ben çok bir şey istemedim ki. Gerçekten çok bir şey istemedim. Senin için yapabileceğim bu kadar. Ama sadece sana şunu tavsiye ederim. O kızmış olduğun baban, dinlemek istemediğin, duymak istemediğin baban senden hiç vazgeçmemiş. Abla ben de ondan vazgeçmedim. Ben her zaman aradım. Ona haksızlık yapma. Abla bak ben baştan beri söylüyorum, tamam babama haksızlık yaptım. Ama babam hiçbir zaman bizi dinlemedi ki. Babam hep yanındaki kadının, yanındaki kadının olan çocuğundan. Babam bile bazen diyor ki sus Seda. Hani ben farkındayım diyordu. Hep dolduran zaten o. Babam böyle biri değildi. Bak ben babamdan uzaklaştırma kararı aldığımda babamı daha fazla üzmemek. Kendi yaptığım hatanın farkındayım zaten. Ki ben hala daha babam diyorum. Hala daha bak
Ne kadar kötü olursa olsun, istemezse istemesin, ben kaç defa aramış insanım. Kaç defa beni engelledi, başka arkadaşlarımın telefonundan ben aradım babamı. Ben de vazgeçmedim. O adamı haksızlık etme. Bak abin onun yanında. Abim onun yanında da abimin sonu da benim gibi abla. Benim düşeceğim halde. Abim de istenmiyor şu an. Abim şu an yurt dışına gidiyor. Niye? Ama abin 20'li yaşlarda değil mi? 21, 22 yaşında. 22 yaşında. O hayatıyla ilgili bir seçim yapabilir. Ve yapmış olduğu bu seçim ona çalışmak için gidiyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani o onun hayatını iyileştirecek olan bir şey. Kendine zarar veren bir davranışta bulunmuyor. Diyor ki ya gideyim bir de orada deneyeyim diyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Sen kendini üzecek şeyler yapmak istiyorsun. Bence söylüyorum sana. Yani baban mı annem mi, babana haksızlık etme. Tamam mı güzel kızım? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.